İngiltere Başbakanı Gordon Brown, genel seçimlere birkaç ay kala partisi içinde baş gösteren yeni bir isyanı daha bastırdı. İki eski bakanın seçimlere Brown liderliğinde gidip gitmeme konusunda gizli bir oylama yapılması önerisi destek bulmadı. Eylül 2007'de başbakan olan Brown daha önce de iki kez benzer girişimlere hedef olmuştu. Muhalefetse kendi partisi içinde bile yalnız kalan başbakanı halk neden desteklesin diyerek erken seçim çağrısında bulundu. Bazı işçi partisi milletvekilleri Brown'un partiye seçim kazandıracak güçte olmadığını savunuyor. Kamuoyu yoklamaları işçi partisini ana muhalefetteki muhafazakar partinin 10 puan kadar gerisinde gösteriyor. O gün Başbakan Gordon Brown için öğleye kadar her şey normal gidiyordu. Sabah meclise gitti. Aile kurumunu güçlendirmek için evli çiftlere vergi indirimi sağlanmasını öneren muhalefetle tartıştı. I love you darling. I really mean it. <laughs> Ana muhalefet lideri David Cameron'ın esprilerle süslediği eleştirilerine aynı çeviklikte cevaplar verdi. Avam kamerasındaki oturum bitmek üzereyken İşçi Partisi milletvekillerinin telefonlarına mesajlar gelmeye başladı. Eski Sağlık Bakanı Patricia Hewitt ve Eski Savunma Bakanı Jeff Hun birlikte kaleme aldıkları mesajda Brown'un liderliği konusundaki görüş ayrılıklarının partinin seçimlerdeki performansını etkileyebileceğini savunuyor ve gizli bir oylama yapılması çağrısında bulunuyordu. Parti içinde bir süredir devam eden huzursuzluğu su yüzüne çıkaran öneri parlamento koridorlarında görülmedik bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. İşçi Partisi'ndeki arkadaşlarımıza bu mesajı iyi niyetle gönderdik. Birkaç destek mesajı aldım. Birkaç arkadaşımız da öneriyi desteklemediğini bildirdi. Başbakanın en sadık destekçilerinin bile bunun sadece onun için değil, aynı zamanda İşçi Partisi ve hükümet için de en iyi yol olduğunu görmelerini istiyorum. Çünkü hepimiz muhalefete karşı saldırı başlatmak istiyoruz. Liderlikle ilgili dinmek bilmeyen sorular nedeniyle seçim harifesindeki bir siyasi parti olarak kendimizi halka anlatamadığımız için kaygılıyız. Milletvekillerine bu meseleyi çözüme kavuşturmak amacıyla mektup gönderdik. Hepimiz bir lider etrafında toplandıktan sonra seçim kampanyasına başlayalım istedik. Bu meseleyi bir daha açılmamak üzere kapamak için gizli oylama yapalım mı diye sorduk. Kamuoyunun önünde liderlikle ilgili şüphelerini dile getiren milletvekilleri de sonuca saygı göstermek zorunda kalacaklar bu durumda. Bunu Başbakana destek açıklamaları izledi. Parti içinde yerleşmiş bir görüş var. Milletvekilleri Gordon Brown'un liderleri olarak kalmasını istiyor. Zaten o yüzden bu girişim sonuçsuz kaldı. Çok aptalca davrandılar. Çok yanlış bir adım. Partimizin ve hükümetimizin bu tür konularla zaman kaybetmemesi gerekiyor. Dünyada çok daha önemli sorunlar var. Küresel sorunlar var. Bu tür sapmalarla enerji kaybetmek yerine bu sorunları çözmeye odaklanmalıyız. Kabinedeki bakanların hemen tamamı başbakana destek açıklaması yaptı. Ama gözler Brown'un halefi olarak gösterilen Dışişleri Bakanı David Miliband'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Miliband tam 7 saat bekledikten sonra yayınlanan yazılı açıklamasında başbakana kerhen destek verdi. İddialara göre Miliband girişimin başarılı olup olmayacağını görmek için bu kadar bekledi. Zira BBC'nin ulaştığı bilgilere göre kabineden 6 bakan isyancı milletvekillerine günler öncesinden koşulların uygun olması durumunda girişime destek vereceklerini bildirmişti. Bu destek gelmeyince akşam saatlerinde isyancı milletvekilleri başarısızlığa uğradıklarını kabul etti. Ama birçok gözlemciye göre partisine seçim kazandıracak karizması olmamakla eleştirilen Gordon Brown, isyanı bastırmasına rağmen yine de ağır bir darbe aldı. İşçi Partisi'nde yaşanan çalkantıyı dikkatle izleyen muhalefet ise ...seçim çağrısı yapmakta gecikmedi. Aslına bakarsanız hiçbir şey fark etmez. Gordon Brown'u alıp yerine başka birini getirirseniz... ...sonuca önemli bir etkisi olmaz. Ekonomiyi bu hale onlar getirdi. Batı dünyasındaki en büyük bütçe açını yarattılar... ...ve bizi bu durumdan kurtaracak, işsizliği çözecek kararları üretemiyorlar. Tamamen ayakta kalabilmeye odaklanmış durumdalar. Ülkemiz bundan daha iyisine layık. 646 üyeli parlamentoda 349 milletvekili bulunan İşçi Partisi... Kamuoyu yoklamalarında Muhafazakar Parti ile arasındaki farkı kapatmaya başlamasına karşın hala 10 puan geride. Seçimlerin en geç Haziran başında yapılması gerekiyor. <laughs>